Ve o sağlıklı sistem oluştuktan sonra da huzur, refah ve kalkınma kendisiyle beraber gerçekleşir. Zaten ben 2019'a kadar Cumhurbaşkanıyım. Bugünün şartlarını değerlendirdiğimiz zaman 2019 yılında Cumhurbaşkanı bir başkanlık sistemi bizim 4 yılda 5 yılda bir önümüze gelmeyen bir seçim. Cumhuriyet tarihinden bu yana 90 yıldır beklediğimiz bir seçim. Bizim gerçekten vereceğimiz karar bu ülkenin teminatı için, huzuru için, geleceğe daha iyi adımlarla ilerlememiz için, çocuklarımız için, torunlarımız için çok önemli. Hazreti Hüseyin ile Yezid'i karşı karşıya getiren yegane unsur sistem çatışması. Hazreti Hüseyin şunu söylüyordu: Halifeyi ümmet seçsin, Yezid ve şurakası ise saltanat sistemini savunuyorlardı. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in o torununu şehit eden olgu budur. Kendi mahallesinde, kendi bakanına gitsin, kendi fırına gitsin, kendi şeyine gitsin, toplumdan izole olmasınlar. Fahri üyesiyim, buyurun dinliyorum size. Evet. TOKİ ile ilgili mi? He, doğrudur ama yetkili arkadaş burada. Ben ona vereyim, o size gerekli izahatı yapsın, olur mu? Toplumumuzda özellikle Türkiye Cumhuriyeti ve İslam devletlerinde yaşlarımız ciddi manada biz önemsiyoruz. Çünkü inancımızın gereğidir bu. Eğer biz yaşlarımıza bakmazsak yarın öbür gün çocuklarımız da bize bakmayacaklardır. Baktığımızda devletimiz özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hem yaşlarım için hem engellerim için hem çocuklarımız için yaşlarım için bakıma muhtaç olan dolayısıyla zor durumda olan bütün insanlarımıza el atıyor. Özellikle Türkiye sosyal devlet olma gereği olarak son yıllarda bu noktada çok ciddi manada bütçeler ayırıyor, her türlü imkanı sağlıyor. Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret ederek çok kıymetli büyüklerimizle hasbihal ettik. Kıymetli hocamız dile getirdi. Gerçekten onlar bu ülkede hizmet etmiş, emek vermiş ve bugün dualarıyla bizlere hizmet eden insanlar. Bizim her zaman için onları unutmamamız gerektiğini, onların duaları bu ülke için, bizim için, geleceğimiz için önemli olduğunu ve yine bunun yanında gerek hayattaki aldıkları tecrübeler, gerekse yüksek ferasetlerinden de faydalanıp daha güzel bir Şanlıurfa için, daha güzel bir Karaköprü için, daha güzel bir Türkiye için en iyi şekilde ilerlemenin yolu onları bilip, sayıp, her zaman için fikirleriyle yol izleyip onların fikirleri bizim için bir fener, bir aydınlık, bir ampul olması gerekiyor. Ben tekrar buradan Türkiye Emekliler Derneği'ni ve bu hafta yaşlılar haftası olmasından dolayı onlara hürmetlerimi, saygılarımı iletiyorum. Sayın Başkanım, sağ olun.